Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi. 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden 1. sorumuza başlayalım. Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazmamızı istemiş. Unutarak bir şey yiyip içmek orucu bozmaz demiş. Doğru bir ifadedir. Ramazan ayı gelmekte. Çok az bir süre kaldı. Ramazan ayında oruca niyetlendiniz ve unuttunuz bir şey yediniz, içtiniz. O zaman orucunuz bozulmaz. Ben de sizin yaşlarınızdayken aynı ortaokul döneminde yanlışlıkla gittim, arkadaşlarla böyle oyun oynadım, gittim su içtim tamam mı? Daha sonra bir geldim aklıma dedim ki ben oruçtum. Hocama gittim hemen. Dedi ki bilmeyerekmiş bilmeyerek içtin. O zaman Allah'ın sana mükafatıydı bu dedi ve ben o suyla birlikte çok güzel bir orucumu tuttum. Allah kabul etsin. Orucunuz bozulmaz. Yetimlere ve yoksullara yardım etmek Allah'ın sevindiği bir davranıştır. Sevdiği bir davranıştır demiş. Doğru bir ifadedir. Adap, iyi ahlak, güzel terbiye ve eğitim demektir. Doğru bir ifadedir. Besmele'nin anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına'dır demiş doğru. Mesela Besmele nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Bak dikkat ederseniz Bismillahirrahmanirrahim. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına anlamına gelmekte. Sosyal medyada arkadaşlarımızın resmini izinsiz paylaşabiliriz. Yanlış. Onların da icazetini almanız lazım. Peygamberimizin Hazreti Hatice'den iki erkek, dört kız olmak üzere altı çocuğu vardır. Doğru bir ifadedir. Yedinci sorumuza bakalım. Hazreti Fatıma peygamberimizden sonra vefat etmiştir. Yaklaşık peygamber efendimizden sonra beş aylık bir süreç sonra vefat etmiştir. Peygamber efendimizin kızı Hazreti Fatıma. Peygamberimiz torunlarını çok sever, onlarla oyunlar oynardı. Doğrudur. Peygamber Efendimizin hatta birinde torunu sırtında bulunmuş, yani sırtına çıkmış. Peygamber Efendimiz rükudan bir saat sonra kalkmıştır. Namaz esnasında. O derece çok severdi. Gözümün nuru dediği iki torunu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'dir suyu, elektriği, yiyecekleri ve zamanı israf etmek kötü bir davranıştır. Doğrudur. Peygamberimize güvenilir olduğu için el emin lakabı verilmiştir. Doğrudur. Dikkat ederseniz Muhammedül Emin derler Peygamber Efendimiz'e. Orada da el emin ya da Muhammedül Emin de aynı ifadeler anlamına gelmektedir. Şimdi geldik burada bir seçim yapacağımız doğru işaret seçim yapabileceğimiz bir soruya. Alak suresinin ilk 5 ayeti hangi mağarada inmiştir? Bildiğiniz üzere Alak suresi öyle normal bir sure değil. Çünkü İslamiyetin ilk gelen vahyi, ilk gelen suresidir Alak suresi. Oku suresiyle birlikte, oku ayetiyle birlikte Alak suresi inmeye başlamıştır. İlk gelen Kur'an ayeti Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlanması ile ilgili bilmeniz gereken bazı ifadeler var. Bunlardan biri: Kur'an-ı Kerim 610 yılında Mekke'de Mekke'de Nur Dağı Nur Dağı Hira Mağarası Hira Mağarası Ramazan ayı Kadir Gecesi'nde Kadir Gecesi'nde Cebrail aracılığıyla Cebrail vahiy meleği Cebrail aracılığıyla Alak suresinin ilk 5 ayeti indirilmiştir. İlk ayet ise oku ikra şeklindedir. Bu bilgiler önemlidir arkadaşlar. Bu bilgiler karşınıza temel dini bilgiler, siyer olsun, din kültürü olsun sınavlarda karşınıza kesinlikle çıkar. Ondan dolayı buranın bir ekran resmini alın. Peki bize gelelim soruya. Alak suresinin ilk 5 ayeti hangi mağarada inmiştir diyor. Yani ilk ayet Nur dağının Hira mağarasında inmiştir. Ser mağarası ise peygamber efendimizin Hazreti Ebu ile birlikte hicret ettiği dönemde o hani ee, kapısına örümceklerin ağ ördüğü güvercinlerin yuva yaptığı mağara vardı ya işte o mağarada Ser mağarasıdır. Hicret kaç yılında olmuştur? Peygamber Efendimizin peygamberliği 610 yılında gelmiştir. Hicret ise 622 yılında olmuştur. Peygamberliği döneminde tufan olan peygamber Hazreti Nuh peygamberdir. Ona gelen vahiy ile birlikte çok büyük bir gemi yapmıştır. Her hayvandan ve her ağaçtan bir nesil olacak şekilde yani dişili erkekli olacak şekilde örnek alıp gemi yapmıştır, büyük gemi yapmıştır. Suyla kaplanmıştır her yer. Müslümanların yaptığı ilk savaş Bedir Savaşı'dır arkadaşlar. Daha sonra Uhud Savaşı, daha sonra Hendek Savaşı'dır. Bu üç savaşta Bedir Savaşı 624 yılında, Uhud Savaşı 625 yılında, Hendek Savaşı ise Hendek Savaşı 627 yılındadır. Belki karşınıza çıkar. Yemekten önce ve sonra yıkanırlar demiş. Bunlar tabii ki de ayaklarımız olamaz. Yemeği yediğimiz organlarımız, ellerimiz olacaktır. Şimdi geldik 5 tane boşluk doldurma sorumuza. Burada bazı kelimeler var. Bunlar nedir? Bakalım. Tahire, şirk, el emin, Mevlit, veda, saygı ve miraç kelimelerimiz. Birinci sorumuza bakalım. Allah Celle Celaluhu'ya inanmakla birlikte başka varlıkları da ilah kabul etmeye şirk denir arkadaşlar. Şirk. Allah tektir. Yani tevhid inancına inanmamız lazım. Allah'tan başka bir ilah varmış gibi Allah'a ortak koşmak şirkle ifade edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu günü her yıl biz mevlit kandili olarak kutlarız. Küçüklerimize sevgi ve şefkatle davranmayan Büyüklerimize nokta nokta göstermeyen bizden değildir. Burası ise saygı olacaktır. Hazreti Hatice'ye üstün ahlakından dolayı lakabı verilmiştir diyor. Tahir'e lakabı verilmiştir Hazreti Hatice annemize. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı ilk ve son hacca bir sefer hac yapmıştır. İlk ve son haccı veda haccı olarak ifade edilir. Daha sonrasında da veda hutbesini yapmıştır ve biz Müslümanlara çok güzel öğütlerde bulunmuştur. Birinci test sorumuza bakalım. Aşure hangi ne demiş? Aşure'yi duyunca bir anda okumayı unuttum. Elim ayağım titremeye başladı. Aşure hangi aşağıdakilerden gündür demiş. Aşure dediğimiz mükemmel bir lezzettir. Evde ne bulursan kat içine mükemmel bir tatlı çıkıyor karşına. İçine cevizinden, fındığından, şam fıstığından, nohudundan, fasulyesinden, kaysisinden, incirinden, şekerinden, balından istediğin neyi atarsan at güzel bir yemek oluyor. Bir nevi bereketin simgesidir. En en önemli aylardan biri olan Muharrem ayının 10. gününde aşure gününü kabul ederiz. Peygamber Efendimizin oruç tutmanın kutsal olduğu yani oruç tutmanın çok büyük sevapları olduğu bir gündür. Peygamber Efendimiz de bugünü oruçlu geçerdi. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında yapılmaz? Şimdi yakın zamanda Ramazan ayı geliyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak bunu Cumartesi günü çekiyorum. Son 4 ya da 4 günümüz kaldı. Aynen Perşembe günü oruçluyuz. Ramazan ayında neler yapmayacağız? Neler yapacağız? Bakalım. Teravih namazını kılmak. Ramazan ayının vazgeçilmezim. Hacca gitmek. Dur. Sen bir dur geleceğiz biz sana. Fitre vermek vardır. Oruç tutmak vardır. Ama hacca gitmek kurban bayramında Mekke'ye giderek kutsal topraklara Kabe'ye giderek orada yapılan ibadettir. Ramazan ayında değil kurban bayramı zamanıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan gelen ilk vahiy nedir? Hocam biz ilk vahiyi öğrendik. Çok güzel. Arka tarafta ne demiştim? Şunlardan bahsettiğim ilk vaki, vahiy okuydu. İlk ride. Yani Peygamber Efendimiz'e gelen ilk vahiy oku olacaktır. Aşağıdakilerden hangisine oruç farz değildir? Şimdi ergenlik çağına girmiş olanlara oruç farzdır. Aklı yerinde olanlara oruç farzdır. Sağlığı sıhhati yerinde olmayanlara oruç farz değildir. Müslümanlara oruç farzdır. Şimdi burada gelelim. Anlatacağım iki ifade var. Birinci ifade. Ergenlik çağına girmiş olanlara oruç farz ya, girmemiş olanlara oruç farz değildir. Akıllı olanlara oruç farz ya, akıllı olmayanlara oruç farz değildir. Müslümanlara oruç farz ya, Müslüman olmayanlara oruç farz değildir. Şimdi geldik sağlık kısmına. Sağlık sıhhati yerinde olmayanlar arkadaşlar. Oruç tutmak zorunda değildir. Bunlara oruç farz değildir. İslamiyet çok zor bir din değildir. İnsan hayatını önemseyen bir dindir. Ondan dolayı sağlığı yerinde olmayanlar oruç tutamazlar. Bunun karşılığında bedeller verirler. Mesela parası varsa maddi gücü yerindeyse gün hesabı üzerinden fitre verir. Oruç tutan bir kimsenin akşam vaktinin girmesiyle birlikte yemeye başlamasına ne denir? Şimdi oruçta bileceğiniz şöyle 3 tane yapı vardır. Bunlardan birincisi sabah kalktıktan sonra yani yataktan uyandıktan sonra yataktan kalktıktan sonra yemek yediğimiz kısma kadar olan kısım sahurdur. Sahur insakla birlikte biter. Daha sonra biz bu arada oruç tutarız, iftarla birlikte de iftarla birlikte orucumuzu açarız. Yani sabah ezanıyla birlikte orucumuza başlarız, akşam ezanıyla birlikte orucumuzu açarız. Bize soruda ne söylüyor? Akşam vaktinin girmesiyle birlikte yemeğe başlanması yani yemeğin yenildiği sofranın hazırlandığı iftardan bahsediyor C seçeneğimiz. Aşağıdakilerden hangisi nezare, nezaket kavramının anlamlarından biridir? Gösteriş demiş. Apa. Kaba. Argo. Yanlış. Ama dikkat ederseniz bak. Nezaket, nazik. Aynı kökten gelen iki tabirdir. Yedinci sorumuza bakalım. Eşi Hazreti Hatice vefat ettikten sonra da onu hayırla anıp ona olan sevgisini her fırsatta dile getirmesi peygamberimizin hangi yönünü gösterir? Dikkat ederseniz sizin sınavda yapmadım ama başka bir sınavda yaptım. Vefa diye hemen şuradan bulabilirsem göstereyim. 7. sınıf siyer dersinde az önce çekmiştim. Vefa diye bir tabir vardır. Vefa tabiri şunu ifade eder. Der ki, bir insana verilen yok bu değil. Dur. Yanlış yeri tanımlıyormuş Vefa nerede? Şurada. Yapılan iyiliği unutmamaktır. Vefanın tabi. Yani İstanbul'daki bir semt adı değildir. Yapılan iyiliği unutmamak. Şimdi burada da dikkat ederseniz Hazreti Hatice öldükten sonra dahi Peygamber Efendimiz onu hayırlanmış ve sevgisini her fırsatta göstermiş. Bu Peygamber Efendimizin vefalı olmasını ifade eder. Hangisi peygamberimizin doğum tarihidir? Peygamber Efendimiz Rebu'yülevvel ayının 12. gününde dünyaya gelmiştir. Hicri takvime göre. Miladi takvime göre ise 20 Nisan 571 yılında Peygamber Efendimiz dünyaya gelmiştir. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi iki yuvarlak gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.